Hem Beşiktaş için hem delik için çok kritik bir mücadele ergin. Evet. Şimdi tabii ki 11'ler üzerinden, kadro üzerinden konuşacağız ama sen bu akşam nasıl bir maç beklersin? Yani o iki haftalık sendelemeden sonra Kayseri spor maçıyla iyi bir dönüş yaptı Beşiktaş. Evet, evet eksikler var doğru ama işte Abubakar Cenkler'in denklemde olmadığı, Atiba'nın, Wellington'un olmadığı neredeyse iskeletten bahsediyoruz evet. bir maçta. İyi bir reaksiyon, iyi bir dönüş gösterdi Beşiktaş. Sergin Hoca zaten maç sonu açıklamalarında o heyecanını... Ve o motivasyonunu gösterdi ki maçtan önce de muhtemelen aynı tonlamayla futbolculara yaptı bu konuşmayı. Ee, o yüzden ne olduğunun ve ne bittiğinin farkında Beşiktaş e, futbolcusu. Sahada o mücadeleyi vermesi gerektiğinin, öyle kolay şampiyonluk olmadığının Hı -hı. farkında diye gördüm ben Kayseri Spor maçında. Bu çizgi devam ederse, yani Ankara gücü maçındaki performans şöyleydi, Kayseri Spor maçında böyleydi. Şimdi burada bir problem var. Bu dengeyi birbirine yaklaştırdığın zaman çok sorun olacağını düşünmüyorum. Ben e, aynı mücadeleyi aynı arası Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçında ilk düdükle beraber göstereceğini düşünüyorum açıkçası. Önemli eksik var. Ee, Rozier çünkü Beşiktaş sezon boyunca biraz da Rozier planının iyi işlemesiyle, sağ bek planının iyi işlemesiyle iyi işler çıkardı. Ee, şimdi Özellikle bugün, de Rozier Gezal'ı kilisi. Tabii oraya geleceğim. Şimdi Rozier'in performansı aynı zamanda Gezal'ın da performansını evet. tetikliyor ve etkiliyor. Çünkü Gezal içeri kat etmeyi seven bir adam. Bunu yaparken ee, arkadan gelen hani o şey vardır ya roadrunner vardı bir ara. bip bip diye arkadan biri. O 80 metreyi komple kullanan hızıyla kullanan bir adam var. O rahatlığı vardı Gezal'ın. Şimdi Dorukan oynayacak. Yani Dorukan'dan o bindirmelerden ziyade rakip sol bekle iyi muhatap olması beklenecek. Yani e, yine Gökhan Töre'yle başlayacağını düşünüyorum ben e, hocanın ama dediğim gibi yani şeyden ziyade kimin oynadığından ziyade aslında Beşiktaş'ta belirleyici olan şey her takım için bu böyle. Yani sahaya koyduğun attığın iki fazla depar, o günkü motivasyonun, mental evet, ve evet. fizik hazırlığın belirleyici olacak. Ama tabii ki maçın favorisi olarak net Beşiktaş. Peki, e, şimdi birazdan açıklamaları da, maç öncesi gelen açıklamaları da konuşuruz. Aynı şekilde 11'e de bakacağız ama Savaş'a ben sana döneyim. Sen nasıl bir maç beklersin? Dün takım otobüsünün Trabzon'un inişini ben e, izledim biraz. Bizim Aspor'da Selcan evet. da oradaydı. Futbolcuların yüzündeki ifade, Sergen Hoca'nın rahatlığı, böyle hiçbir panik havası görmüyorum takımda yani. Son oynanan Karşılaşma da dahil bunun içinde Kayseri Spor karşılaşması da dahil. O kadar eksik olan bir Beşiktaş. O kadar eksik olan bir teknik adam kulübede. Bir ara mesela iki hafta önce Sergen Hoca'da bile kısa süre bir panik görmüştüm. Onu çok çabuk atlatmış. Bu karşılaşma çok önemliydi şampiyonluk açısından. Eğer Kayseri Spor karşılaşmasında bir beraberlik dahi Beşiktaş'ı aşırı bir stresi sokabilirdi. Ben özellikle Sergen Hoca'nın yüz ifadesine baktım. Çok rahat bir şekilde dendi. Futbolculara baktım çok neşeli. Orada biraz başkanın açıklamaları Sercan da başkanı takip etti. Ee, o açıklamada ilk yaptığı açıklamayla kalsaydı çok güzeldi. Çok güzeldi. dedim. Çok zekice yapılan bir açıklama dedim. Taraftar başkanım diyor işte diyor taraftarlar var diyor Sercan. Başkan da diyor ki herkes karşımızda bir tek onlar kaldı yanımızda diyor. Bunu evet, evet. insanlar nereye alırsa alsın ama biraz daha e, diğer yönetici Emre Koca da Emre Koca da ile konuşunca da ondan sonra Hatay Spor, Rezi Spor falan dedi. Orada biraz karşılaştık. İlk açıklama şahane bir açıklama. Bir değil izleyelim mi o açıklamayı? Arkadaşlarımızdan olarak. da rica edelim Ahmet Nur Nurçebi'nin e, Aspor'a verdiği özel açıklamaları bir ekrana getirelim. Baş başkanı Ahmet Nur Çebin'in hem bir gazeteye verdiği özel e, röportajı hem de e, Aspor muhabiri Sercan Dikme'ye yaptığı özel açıklamaları ekrana getirdik. Şimdi bunun üzerinden isterseniz devam edelim. E, sen zaten yorumluyordun Savaş. Ben yorumluyordum. Tekrar atacağım Ergin'e gün Yani Başkanı Tebrik ediyorum. Başkan sezon başından beri büyük özveriyle çalışıyor. Doğru bir insan. Açıklamalarında yine doğru ama ilk açıklamasında final yapsaydı şahane olurdu. Bir gazeteci gözle televizyonda izlerken çok güzel dedi mesaj ver dedim. Yani herkes karşımızda taraftar zaten bir tek yanımızda onlar kaldı diyerek. de çekmezdi kimseyi Sayın Başkan. Şimdi Atay Spor Rize Spor dedi. Kaç taraflara söz hakkı. Böyle şeyler bir maç öncesi. Ya olur bunlar. O da bir latife. Tabi buradan farklı bir şeyler <laughs> almamak lazım. Latife yaptı. Demek ki e, Rize Spor Başkanı da en az bir beraberlik oynayacağız. Kimse yenileceğiz demez ki yani. Kimse demez. Bugün gün Sadri Şener böyle bir şey demişti. Olimpiyat sırasında Galatasaray maçı mıydı? Galatasaray-Trabzon maçı. İki hafta sonra Fenerbahçe'ye oynayacak. Efendim, Fenerbahçe maçı. Dedi. Gideceğiz, yenileceğiz, geleceğiz dedi mesela Sadri Şener. Mesela. Yani hiçbir başkan. Biz sonra Trabzon Sporu Şampiyonluk'ta yetmişti Fenerbahçe. O aynı evet, Sadri Şener evet. söyleyen kişi. Yani Orada gideceğiz, yenileceğiz, geleceğiz dedi. Bunları tabii ki rakip başkanların söylemesi gayet normal. Kazanacağız. En az beraberlik hedefimiz var diye. Sayın Başkan da burada belki o açıklamalara karşılık bir latife şeklinde cevap verdi. Ya takımdaki hava iyi. Başkanın yüz ifadeleri de çok net Sergen Hoca gibi mutlu olduğunu gösteriyor. Emre Koca daha takımın her an yanında. Ama burada Sergen Hoca'yı her zaman söylüyorum bir numaraya koyuyorum. ya yani Sergen Hoca başarı da şu kadroyla şu anda ezeli rakiplerine birisine 3 puan, birisine 6 puan önünde olmak. Bu kadar sakatlar, cezalar, Abu Bakar'ın yok, yok, Gezal'ın yok. Zaman zaman Necip'i bek yapıyorsun, Necip orta sahip olsun, Dorukhan'ı bek yapıyorsun, Dorukhan yapıyorsun Gökhan'ı forvet yapıyorsun. Bu son zamanlardaki bir de bunun ilk yarındaki bazı maçlar var. E bunların olduğu yerde Sergen Hoca'ya şapka çıkarılır. Sergen Hoca bu takımı şampiyon yaparsa kulübün efsanesiydi ama ultra bir efsanesi olacaktır. Yeniden teknik adam olarak da efsane olma yolunda gidecektir. İkinci bile olsa, bilmiyorum Ergin bana katılır mı? Hiçbir Beşiktaş taraftarı, evet şampiyonluk giderse üzülür ama Sergen Hoca'ya başarısız demek çok büyük haksızlık olur ikinci bile olmuş olsa. Yani evet. Bir de şöyle bir durum var Ergin, Ahmet Nurçebi özellikle o iki maçlık kötü gidişten sonra çok sık e, konuşmaya başladı. Hem gazetelere hem televizyonlara bir basın toplantısı da düzenledi ve o noktada aslında e, belki futbolcuları da Sergen Yalçın'ı da e, daha fazla motive etti. Yani orada acaba o iki maçlık e, periyotta bir rehavet mi yaşanmıştı, bir e, inançsızlık mı başlamıştı da Ahmet Nurçebi'nin bu arka arkaya gelen açıklamaları e, her kesi e, biraz daha motive mi etti? Ya, Ahmet başkanı camia içerisinde eleştiriler vardı. Kulüpler Birliği Başkanı oldun, Beşiktaş'la artık ilgilenmiyorsun, o demeçleri evet. veremiyorsun, mesajları veremiyorsun gibi eleştiriler vardı. Hı -hı. Ahmet Başkan da bunu biraz belki kırmak adına e, o basın toplantısını yaptı. E, çok çalışıyorlar. Hoca da, Başkan da, e, etrafındaki yöneticiler de bu işleri e, halledebilmek için, mutlu sona ulaşabilmek için çok çalışıyorlar. Stres dönemleri hiç kimse demesin yani ya biz çok herkes yaşar abi bu stresleri normal yani sonuçta 16-17 saat mesai veriyorsunuz yönetim olarak. Hoca orada futbolcular camia beklentisi bu streslerin olması normal. Mesele bu stresli süreçte işte o en azda da nasıl tutabilirsiniz o stresi. Şimdi açıklamaları da dinledim başkanın dün dinledim hatta gülümsedim yani ben de Savaş dediği gibi. Hatay Rize meselesi biraz olayı başka bir yere götürüyor tabii kendini üzerine tartışılıyor ama Rize ve Hatay niye yanınızda olsun? Burası zirve zirvede rüzgar sert eser siz şampiyonla oynuyorsunuz şimdi Göztepe Trabzonspor maçı var değil mi bugün? Göztepe'den açıklama geldi. Biz Trabzonspor'u yenmek için oynayacağız. Bu çok dikkate alınmaz bu. Söyleme. Yani çok gündem olmaz. Çünkü niye? Dördüncü Trabzonspor. Yer değiştirin Beşiktaş'ta Trabzonspor. ay Aynısı olur. Çünkü siz şampiyonluğa gidiyorsunuz. Rize Hatay oynayacak, sizi yenmek isteyecek. Yani e, başkan onu yani, gülerek yüz ifadesiyle zaten söylüyor. İki kulüple de ilişkileri iyi olan e, bir başkan zaten. Hem Hatay'la hem şeyle e, Çaykur Rizespor Spor'a. Aynı zamanda kulüpler birliği başkanı. Tabii bunları. kulüpler birliği başkanı. E, şey iyi değil. Oraya henüz kaymadı Beşiktaş'ta da mesele oraya kaymasın 17'ye bir, hani şimdi 21 takım oynuyor diye hep şeydi siz 17'niz biz tek Galatasaray bunu uzun süre götürdü Fenerbahçe götürdü 17'niz bize, bize karşı yani e, hakem atamaları şu bu mesela hangi hakem atansın kim hangi hakemden memnun bana 4 büyükten birini söyleyin ki federasyondan memnun MHK'den memnun Beşiktaş'ın oyunu var oyun gücü var çok konsantre motive ve bu sene çok başarılı ki geçen seneden beri bir başarılı bir teknik adamı var Dolayısıyla Beşiktaş'ın en güveneceği şey bu. Şimdi Çaykur Rizespor'un normal şartlarda sen çıkacaksın sahaya istediği kadar motive olsun Çaykur Rizespor. Tabii ki kazanmak için evinde ne yapacak adam? Ee, sen Beşiktaş olarak teknik adamın farkı, oyuncu farkı, camia farkınla e, zaten ağır basan tarafsın. Alıp çıkacaksın maçlarını, oynayacaksın. Olur olmaz ayrı en azından mücadeleni göstereceksin. Ama Sayın Başkan'ın bu haftalarda bu çıkışları Camiayı konsolide etmek adına ben normal görüyorum. Çünkü bu böyledir yani bu iş. Camiayı da bir arada tutman evet. lazım. Ee, orada taraftar baktığı zaman ya da futbolcu teknik adam baktığı zaman ha bak orada bir bunu konuşan, camiaya sahip çıkan bir başkan var dedirtmesi de lazım konsolide evet. etmek için. Bu çıkışları ben biraz da onunla ilgili görüyorum. Ama kimse kimsenin yanında da uzandı da olmasın zaten herkes çıksak maçın ya şimdi başkanın söylemlerinden bağımsız olarak söylüyorum. Galatasaray Hatay Spor maçı. Hatay deplasmanına gidecek. Ya Ömer Hoca'nın yemediği laf kalmadı. Ya. Ne oldu 3-0'dan sonra? O söylenenler geri alındı mı yok. Orada ya. duruyor. Devam edeyim. Erzurum'da Ersin'in yediği golü hatırla. Şampiyonluğa gidiyor. Beşiktaş'ın mi tuttu? Ya rakip kaleci yese ki Marafona'ya neler söylendi? Babakar kaçırdı. Ertesi gün Kalkas'ın kaçırdığı fena net. Şimdi Harun'un Antalya Spor maçında çok çok üzüldüm çocuğun yüz ifadesine yediği golden verdiği hatadan sonra. Ne yapacağız mesela Harun'un hatasını? Ya böyle değil bu işler. Çıkacaksın top oynayacaksın. Oyun gücünü ortaya koyacaksın. Yani bunun içinden biz çıkamayız ki yoksa niyet okumaktan. Bak sana da oluyor ona da oluyor. İşin sonunda bu işin kaymağını yenip dört büyükler oluyor yani Anadolu takımı ne yapsın o zaman? Ne yapsın Kayseri Spor ne yapsın Erzurum ne yapsın gençler garibin bağırıyor sesini duyan yok. O yüzden hani sistem zaten dört büyüğün üzerine kurulmuşken evet. ve faydalanıyorken çok da bu işlerden şikayet etmemek lazım diye düşünüyorum. Peki bir de e, şimdi Beşiktaş'ın muhtemelen 11'ini isteyelim.